Alternatif ulaşım sağlayan 8 metre genişliğinde ve 3400 metre uzunluğunda bir yolumuz. Hayırlı olsun. Büyükşehir ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kıymetli hazırım, sizleri İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşımıza eşlik eden siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor. Bu vesileyle vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ediyoruz. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli protokol, törenimizin bu bölümünde ev sahibi olarak selamlama konuşmalarını yapmak üzere Molla Fenari Mahallemizin Muhtarı Sayın Yusuf Maraba Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce sevgi ve saygılarımı sizlere sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve heyetinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu güzel eseri sizlerin sayesinde buraya, bizim mahallemize kavuşturduğunuz için şahsınıza ve ekibinize çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ihtiyacı olan bir kurum şeydi. Anaokulumuz yıllardan beri vatandaşlarımız istiyordu. Allah razı olsun. Ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşlerini dile getiren Sayın Muhtarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada töreninize katılamayarak fakat telgraflarıyla bizleri onurlandıran Sayın Milletvekillerimizin telgraflarını sizlere okumak istiyorum. Göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun programlarım nedeniyle davetinize katılamıyorum. Başta şahsınız olmak üzere Molla Fenari Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi'nin yapımında emeği geçenlere ve açılışı iştirak eden tüm değerli konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum. Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili. Molla Fenari Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi açılış programına ait nazik davetinizi yurtdışı programım sebebiyle katılamayacağım. Şahsınız nezdinde tüm konuklara selam ve saygılarımı sunarım. Efkan Ala, AK Parti Diş İlişkiler Başkanı, Bursa Milletvekili. Sevgili misafirlerimiz, şimdi ise çocuklarımızın manevi ve ruhsal gelişimlerini önemseyen, geleneklerine bağlı topluma ve insanlığa değer katan, sevgi, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, özgüveni yüksek, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışmalarını sürdüren Ana Kucağı Eğitim Merkezlerimizin mimarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çok değerli kent konseyi başkanımız, çok kıymetli mahalle muhtarımız, AK Parti ilçe başkan vekilimiz, AK Parti kadın kolları başkanımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında dönem başında buranın açılışını yapmıştık ama gönül sohbet ister kahve bahane misali. Bugün bu vesileyle sizlerle bir arada olalım istedik ve bu noktada katılımımız için de ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hava soğuk, sözleri çok uzatmaya gerek yok. Tabii belediye yol yapar, kanalizasyon yapar. Belediye şehrin dört bir tarafında çalışmalar yapar. Artık biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi
1058 mahallenin tamamından, yani bunda Keles'in köyleri de, efendim Yenişehir'in köyleri de, İzni'nin köyleri de, merkez mahallelerde, velhasıl 1058 mahalleyle alakalı sorumlulukları var tabii, takdir edersiniz. Ana arterlerde özellikle sorumlulukları var. Bunun yanında da çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif anlamda gelişimini de önemsiyoruz ve buna dair de projeler yapıyoruz. İşte o projelerden bir tanesi ana kucağı projemiz. Biz ana kucağına seçim sonrasında başladık. Özellikle isim babası da benim tabirinizde. Arkadaşlar özellikle ana kucağı olsun diye ifade etmiştim. Çünkü Anadolu'da biliyorsunuz biz anne diye hitap etmeyiz, ana diye hitap ederiz. Annemi de 4,5 sene önce kaybettiğim için biraz daha onun duygusallığını da yaşıyorum açıkçası. Tek erkek çocuk olarak yetişmem hasabıyla 3 kızdan sonra 40 yaşında rahmetli annem beni dünyaya getirdiği için ve babayı da küçük yaşta kaybetmemiz hasabıyla ben anaokuluna falan gitmedim, kreşe gitmedim. Benim zamanımda yoktu böyle şeyler. Çocuklarımız belki gitti ama tabii bu imkana da herkes ulaşamayabiliyor, kavuşamayabiliyor. Dedik ki özellikle ismi ana kucağı olsun. Hiçbir kucak ana kucağının yerini tutmaz. Asla bunu karşılamaz ama biz bir nebze öğretmenlerimiz aracılığıyla, oradaki görevli arkadaşlarımız aracılığıyla annemizin sıcaklığını, ananın sıcaklığını çocuklarımıza hissettirelim istedik. O yüzden de ismini ana kucağı koyduk. Peki ne yapıyoruz burada? Tabii okul öncesi eğitim, uzmanlar öyle söylüyor, çok önemli ve değerli. Okul öncesi eğitimden geçen çocuklarımızın hayata daha iyi hazırlandıklarını, daha iyi yetiştiklerini, bu noktada iyi eğitimler aldıklarını, okulda da iş hayatında da daha başarılı olduklarını uzmanlarımız söylüyor. Dolayısıyla da biz psikolojisinin bile o çocuğun gelişiminde çok ama çok önemli ve etkili olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla 7-8 yaşına kadar bu çocukların ne yüklediyseniz yüklediniz. Beni yanlış anlamayın ama 7-8 yaşından sonra yüklediklerinizin hiçbir anlamı ve ehemmiyeti yok. Tabii öyle annelerimiz var. Babalarımız için bir şey söylemiyorum. Babalar hep meşgul, hep işleri var. Dışarıda işteler, geziyorlar. Efendim mesela onların işleri hiç bitmiyor. Anneler olmasa Allah muhafaza çocuklar peril perişan. Annelerimizin sevgisi, ilgisi, sıcaklığı, onlara gösterdiği güler yüz, tatlı dil, bu işin gelişiminde çok önemli bir konu. Lütfen o noktada ben annelerimize özellikle ve özellikle bunları tabii hatırlatmak istiyorum. Velhasıl biz sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi bu ana kucağı projesi içerisinde klasik anaokulundan ziyade bütün materyalleri biz veriyoruz. Çocukların bütün eğitim materyallerini beraberinde beslenmeleriyle alakalı da iaşelerini de biz karşılıyoruz burada. Beraberinde boyamadan, oyundan, eğlenceden tutun da diğer tüm anaokullarıyla alakalı milli eğitim müfredatı çerçevesinde yapılması gereken tüm faaliyetleri burada yaptırıyoruz. Tabii ben burada çalışan öğretmen arkadaşlara da şunu söylüyorum. Kendi evladınıza nasıl davranıyorsanız, kendi evladınıza nasıl ilgi alaka gösteriyorsanız lütfen aynı şekilde bu çocuklara da ilgi alaka gösterin. Gelen çocuklar içerisinde efendime söyleyeyim konuşmayanlar, ağlayanlar, efendime söyleyeyim adaptasyon sorunu yaşayanlar olabilir. Ama birçok çocuğumuzun bu eğitimlerden sonra ne kadar değiştiğini, ne kadar hayata tutunduğunu hep beraber gördük. Dolayısıyla bu noktada çalışan arkadaşlarımızın hepsi bizim için değerli ve kıymetli. Muhtarımız da sağ olsun, özellikle bizim mahallemize de olsun arzu ediyordu. Şu ana kadar 16 tane ana kucağı açtık. Bursa'nın farklı yerlerinde, merkezde de var. Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer merkezde de var. Bunun yanında Yenişehir'de de açtık. Efendime söyleyeyim, Orhan Gazi'de de açtık, Gemlik'te de açtık. İşte onlardan bir tanesinde Molla Fenari mahallemizi açmış olduk. Toplamda bu 16 ana kucağımızda 2000'e yakın çocuğumuz eğitim görüyor. Tabii sayıları da her geçen gün artık. Burada da sordum az önce arkadaşlara, 35 civarında öğrencimiz varmış. Tabii kapasitemiz doğrultusunda bunun da zaman içerisinde artacağını düşünüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi çantası, kırtasiye malzemeleri hepsi bizim tarafından, bizim tarafımızdan veriliyor. Toplamda da zaten burası kapasite itibariyle 50 civarında çocuğumuzun eğitim görebileceği bir yer. Ben anne ve babalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani
Bir kere en büyük öğretmen anne ve babalar, onu söyleyeyim. Dün öğretmenler günüydü. Bu vesileyle onu da hatırlatmış olayım. Maalesef biz, ya karnını doyururum, çantasını, kitabını, kalemini, kıyafetini alırım, efendime söyleyeyim, cebine harçlığını koyarım, okursa okur, okumazsa da gider çalışır. Benden bu kadar, anne baba olarak gibi bir yaklaşım var maalesef. Kıymetli kardeşlerim, dışarısındaki tehlikeler ortada. Hepiniz görüyorsunuz. Kimse kusura bakmasın, kimse kaçakta güreşmesin. Sözüm meclisten dışarı, buradakilerine imtina ediyorum. Biz çocuklarımızla A'dan Z'ye her şeyle ilgilenmek zorundayız. Arkadaşları kimlerdir? Okulda gelin, dönem dönem burada öğretmenlerine sorun. Araştırın. Çocuğumuzun ahlakını, çocuğumuzun alışkanlıklarını, çocuğumuzun zevklerini, velhasıl birçok özelliğini takip etmek zorundayız. Takip ederseniz, ilginizle, sevginizle büyütürseniz çocuklarınız gerçekten hayata iyi hazırlanırlar. Ve bir gün hani ne ekersen onu biçersin misali, iyi evlat yetiştirmenin, hayırlı evlat yetiştirmenin mutluluğuyla siz de hayatınıza devam edersiniz ve ilerleyen yaşlarınızı bu manada yaşarsınız. Bakın, ben gittiğim yerlerde bunu dönem dönem de anlatıyorum. Dedim ya, ben küçük yaşta babayı kaybettiğim için 12 yaşında, annem tabii, 3 ablam da evli, nihayetinde annemle yalnızız. Ya öyle derslerim oluyordu, ağırdı mesela. Dersler ağır, yapamıyorum, çözemiyorum. Nihayetinde annemde de okuma yazma yok, okula bile gitmemiş. Rahmetli babam da ilkokul işten terk etmiş. O dönemde öyleydi canım, yani okul yoktu, imkanlar yoktu, maddiyat yoktu. Velhasıl yani komşu bir abimiz vardı, bana ders çalıştırdı. Bazen o da evde olmuyordu. Başlardım ağlamaya, annem de benimle beraber ağlardı. Bakın, biz artık evlatlarımızdan gözyaşlarımızı, sevgimizi ve ilgimizi bile eksik eder olmuşuz yani. Annemin o gözyaşlarına karşılık ben de, yani okumama gibi bir istek olurdu şimdi ama o gözyaşlarına dayanamaz, okumam gerekir diye ben de kendi kendimi motive ederdim. Allah nasip etti, üniversitede okuduk, yüksek lisans yaptık. Ben hiç memurluk yapmadım, ticaret yaptım, hala ticaret yapıyorum. Ama Allah nasip etti, yerel yöneticilik, belediye başkanlığı nasip oldu. Velhasıl söylemek istediğim şu: İlginizle, alakanızla, bazen komşudan destek alarak, bazen başkalarından destek alarak çocuklarımıza destek ve katkı vermeye çalışıyorum. Eğer siz çocukları internetin, eğer çocuğu siz teknolojinin kucağına bırakırsanız, beni yanlış anlamayın ama o masum, sabi, bizim inancımıza göre her doğan çocuk sabi doğar biliyorsunuz yani. İsterse hocam burada, hocamın yanında fetva vermek bize düşmez ama İngiliz'in çocuğu da olsa, Alman'ın çocuğu da olsa, Japon'un çocuğu da olsa her doğan çocuk sabi doğar, günahsız olarak doğar. Ama insanlar maalesef edindikleri alışkanlıklarla, özelliklerle maalesef bir süre sonra canavara dönüşürler. Evet, o ilgilenmediğimiz diziler yüzünden, sözüm meclisten dışarı, veya kahvedeki oyunlar yüzünden ilgi alakalı göstermediğimiz çocuklarımızın bir süre sonra canavara dönüştüğünü görürsünüz. İlgilenin, çocuklarınıza destek verin. Bizim çocuklarımız hepsi pırıl pırıllar. Hepsi heyecanlılar, çok daha iyi imkanlara sahipler artık çocuklar. Eskisi gibi değil yani. Süklüm püklüm çocuklar falan yok artık böyle. Daha gözü açık, daha uyanık çocuklar var. İşte sevgi ve ilgimizle de bunları yaparsak, bu mekan içerisinde de biz aynı ilgiyi ve sevgiyi, sıcaklığı onlara göstermeye çalışıyoruz. Milli ve manevi değerlerle de eğer onları donatırsak, ki özellikle çalışan arkadaşlara söylüyorum, milli ve manevi değerler noktasında, bunu birileri yanlış yerlere çekmeye çalışırsa da burada söylüyorum, kesinlikle milli ve manevi değerlerle bezenmemiş çocukların da bizim için takdiri, önemi yok. Şöyle ki, en iyi mühendisleri, en iyi doktorları, en iyi siyaset adamlarını yetiştirebiliriz ama içinde Allah korkusu olmayan, insan sevgisi olmayan kimi yetiştirecek, yetiştirelim? Vallahi bir gün her şeyi para olarak görür, bir gün her şeyi kapital olarak görür ve maalesef yetiştirdiğimiz o çocukların da bir canavara dönüştüğünü hep beraber görmüş oluruz. Ben bu vesileyle inşallah buralardan, bu sıralardan geçecek çocuklarımızın hayata en güzel şekilde hazırlanmalarını temenni ediyorum. Bu vesileyle de katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Efendim, konuşmalarından dolayı Üreten Bursa'nın Çalışkan Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Akteş'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Bursa Kent Konseyi Başkanım, kıymetli muhtarımız, kıymetli misafirlerimiz, şimdi sizlerin
Bu güzel projenin açılışını yapmak üzere Kurdele kesimine davet ediyoruz. Buyurun efendim sizleri hep birlikte Kurdele kesimine ardından aile fotoğrafında buluşmaya davet ediyoruz. Murat, çay ikram başladıysa anons edeyim mi? Başlamıştı ya. Sormak lazım. Soralım ya. Çağırayım, yönlendireyim mi? Çağır gelsinler mi? Sevgili misafirlerimiz, törenimize gösterdiğiniz ilgiye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'ın adına teşekkür ediyor. Bir sonraki gönül buluşmamızda tekrar birlikte oluncaya dek sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Bu arada çay ikramımız başlamıştır kıymetli misafirlerimiz. Alanımızdan çay alabilirsiniz. Sevgili misafirlerimiz, sevgili Molla Fenari Mahallesi sakinlerimiz, hizmetlerimizi ve projelerimizi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne sağlayacağız.